Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Yepyeni bir 3 boyutlu yazıcı videomuza hoş geldiniz. Bizi takip edenler biliyordur. Etmeyenler için ben bir kez daha hatırlatma yapayım. Geçtiğimiz aylarda ofisimize bir 3D yazıcı almıştık. Krelte'nin CR6SE isimli bu modeliyle bir kurulum yapmış, birkaç bir şeyde baskı almıştık ve bununla ilgili videoların devamının geleceğini de söylemiştik. Hatta bir tane de çektik. Krelte Slicer isimli yazılımı anlatmıştık. Temel özelliklerinden bahsetmiştik. Evet, bu videoda sizlere 3D yazıcımızdan bastığımız ama işin içinde biraz da elektronik olan bir çözümden bahsetmek istiyorum. Şimdi bu bir telefon standı ilk bakışta gördüğünüz gibi ama önünde ve arkasında bir şeyler olduğunu görüyorsunuz. Biz bunu bir kendi yazıcımızdan bastık ve bununla ilgili hangi model olduğunu bunun Thingiverse'den indirmiştik. Biz Thingiverse linkini videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan eğer 3D yazıcınız varsa siz de bu modeli indirip basabilirsiniz. Tabii ki bunun üzerinde aslında bu standart bir telefon standı değil arkadaşlar. Bu aynı zamanda kablosuz olarak telefonunuzu şarj edebilecek bir şarj standı yaptık biz. Şimdi tabii bunun için ne gerekiyor? Birinci olarak bu standı basmış olmanız gerekiyor. Bu standın ön tarafında bir yuvamız var. Bu yuvaya bu internetten satın aldığımız kablosuz şarj modülünü yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şarj modülü bütünleşik olarak geliyor. Biz bunu iki parçaya bölüyoruz. Küçük bir lehim işlemi gerekiyor. Çok büyük bir bilgiye ihtiyacınız yok ama birazcık lehimden anlamanız gerekiyor. Lehimle kablolarını söktük. Kablolarını söktükten sonra şarj etme bölümünü, ki mıknatıslı ve bobinli bir bölümdür, ön tarafa yerleştiriyoruz. Çıkan kablo, ki arka tarafından özel bir delik var, bu tasarımdan gelen bir delik, arka taraftaki şu modüle bağlıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra yapmamız gereken şey, mesela şu anda elimizde Z Flip 3 var. Samsung'un telefonu buraya koyduğumuz andan itibaren şarj olmaya başlıyor. Tabii ki bu işlemi yapmanız için söylediğim gibi kablosuz şarj desteği olan bir cep telefonunuzun olması gerekir. Eğer kablosuz şarj desteği olan bir telefonunuz yoksa ne yapmanız lazım? Bunu sadece bir stand olarak kullanırsınız. Şarj yapamazsınız. Bu arada şarj yapmak için mutlaka şöyle bir kabloya ihtiyacınız var ve bunun ucuna da bir adaptör ya da bir bilgisayar bağlamanız gerekiyor. Burada da dikkat etmeniz gereken şey şu. Adaptörün 2 amper çıkış veriyor olması lazım arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Çok daha düşük güçte çıkış veren adaptörler de var. Onları kullanırsanız şarj edemezsiniz. Zaten bu kablonun bir ucu normal standart USB bağlantısı tip A dediğimiz, diğer ucu ise micro USB bağlantısı. Micro USB'yi buraya takıyoruz. Diğer ucuna da adaptörümüze veya bilgisayarımıza bağladığımız zaman telefonumuzu da kablosuz şarj özelliği olan telefonumuzu şuraya koyarsak bu şekilde güzel bir şekilde şarj ediyorsunuz. Tabii bunu daha böyle güzel göstermek için, çünkü biz şu anda size çekim yapacağımız için çok böyle iptidai bir şekilde koyduk ama güzel göstermek için arkasını sıcak silikonla yapıştırabilirsiniz ya da bunun etrafını kaplayacak bir şey de yapabilirsiniz. Aynı şekilde ön taraftaki bobin içinde benzer bir böyle bir kaplama vesaire yapabilirsiniz ama biz tasarımı görün. Sizden eğer kendiniz bunu yapmak isterseniz nasıl yaparsınız bunu vermek istediğimiz için bu şekilde böyle boş bıraktık. Buradan bağlantıyı yaptığımız andan itibaren zaten telefonumuz bu şekilde şarj oluyor. Yapması çok zor değil. Birazcık lehim işlerinden, birazcık bu tarz işlerden anlamak gerekiyor. Bir de tabii ki 3D yazıcıda şöyle bir şeyi basıp bunu kullanır hale getirmiş olmanız gerekiyor. Bunun dışında çok zor bir işlem olmadığının altını özellikle çizelim. Evet arkadaşlar, şimdi canlı size bu cihazın nasıl çalıştığını gösterelim. Şöyle hemen fişe taktığımız adaptörümüz var. Adaptörümüzün micro USB ucunu aldık. Şöyle göstermiş olayım. Micro USB ucumuzu şöyle bir takalım. Böyle olmayacak galiba. Şöyle, evet, taktık. Gördüğünüz gibi çalıştığı zaman bu şekilde bir yeşil ışık yanıyor arkadaşlar. Bu şarj etmeye başladığı zaman mavi olacak. En azından bizdeki ürün bu şekilde. Şimdi telefonumuzu koyuyoruz ve gördüğünüz gibi mavi oldu ve telefonumuzda da bir simge çıktı. İsterseniz bir kez daha deneyelim. Hem ön yüzden de siz de görmüş olursunuz. Tekrar aldık ve koyuyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumuz kablosuz şarj olmaya başladı. Ve burada durduğu sürece kablosuz şarj olmaya devam edecektir. Ve arkada da görüyorsunuz ışık yine mavi bir ledimiz yanıyor. Aktif olduğu zaman. Siz de bu ürünü bu şekilde kurarsanız bu şekilde bir deneyim elde edeceksiniz. Videoda söyledik ama biz burada neden böyle tutuyoruz? Belki onu merak ediyorsunuzdur. Biz siz görün diye bu şekilde çok sabitlemedik ama isterseniz sıcak bir silikonla bu devreyi tasarımımızın üzerine yapıştırabilirsiniz veya bir böyle uygun bir çift taraflı bant ya da köpük bant şeklinde bir ürüne de bunu yapabilirsiniz. Biz sizin görmeniz için açık açık nasıl olduğunu anlayabilmeniz için bu şekilde bıraktık.
Ayrıca isterseniz kötü durmamasını istiyorsanız veya bu bağlantıların görünmemesini istiyorsanız üstünü de kapatmanız mümkün. Evet sevgili Teknoloji Oku takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 3 boyutlu yazıcımızda bastığımız kablosuz şarj istasyonunun nasıl yapıldığını anlattık. Siz de bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz konular varsa videonun yorumlar kısmında bizlere yazmaktan çekinmeyin. Hepsini değerlendiriyoruz, hepsini yanıt vermeye çalışıyoruz bildiğimiz kadarıyla. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.